Kameralarımız hem Apple'da hem de Android cihazlarında sorunsuz çalışmaktadır. Kamerayı kullanmak için ilk önce telefonunuza UC programını yüklüyoruz. Ücretsiz ve Türkçe bir programdır. UC programını yükledikten sonra programa girip kayıt yapmak gerekiyor. Kayıt işlemlerinde kullanmakta olduğunuz bir mail adresini giriyoruz. Daha sonra bir şifre belirliyoruz. Bu şifre içerisinde harf ve sayı bulunduran en az 8, en fazla 30 karakter olması gerekiyor. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra programa giriş yapıyoruz. Programın ana menüsü bu şekilde. Tekrar giriş yapayım, şöyle göstereyim. Ana menü bu şekilde. Burada yeni cihaz eklememiz gerekiyor. Yeni cihaz eklemek için yukarıda sağ üst tarafta bulunan Art tuşuna basacağız. Yalnız bundan önce kameramızı elektriğe bağlıyoruz. İlk kurulum sırasında Ethernet kablomuzla internete bağlıyoruz. Daha sonra Wi-Fi ayarlarından modeminizi tanıtıp kablosuz kullanabiliyoruz. Burada artı menüsüne basıp ağ bağlı cihaz ekle kısmını seçiyoruz. Cihaz kimliği girin diyor. Cihaz kimliği, her kameranın farklı bir kimliği var. Bu fabrika tarafından belirleniyor. Cihazın alt tarafındaki etikette yazıyor. Ve şifreye giriyoruz. Cihaz kimliğini girdikten sonra cihaza bir isim belirliyoruz. Bu sizin belirleyeceğiniz herhangi bir isim olabilir. Ben bu cihaza A1 ismini verdim mesela. Cihaz şifresi de alttaki etikette fabrika tarafından belirlenmiş şifre. 123 olarak belirlenmiş. Ve kaydet diyoruz. Kaydettikten sonra tekrar zaten programda ana menüye dönüyoruz. Ana menüde bu şekilde A1 kamerayı görüyoruz. Çevrim içi, yani cihaz internete bağlı demek. Şu ortadaki play tuşuna bastığımızda şifrenin çok kısa olduğunu, değiştirilmesi gerektiğini söylüyor. İsterseniz değiştirebilirsiniz ayarlar menüsünden. Atla diyoruz. Ve cihaz direkt görüntü vermeye başlıyor. Bu cihazlarda karşılıklı ses alışverişi yapabiliyorsunuz. Yani siz uzaktayken kamerayı koyduğunuz yerin sesini duyabilirsiniz veya siz isterseniz diğer tarafa ses iletişimi sağlayabilirsiniz. Tekrar geri geliyorum. Kablosuz ayarlarını yapmak için burada ayarlar kısmına giriyoruz. Daha sonra burada ağ ayarları var. Buna giriyoruz. Burada modemleri buluyor kendisi. Kablosuz seçeneği olan modemleri. Burada istediğiniz modemi, kullandığınız modemi seçip oradan modem şifresini girdikten sonra cihazınızı kablosuz olarak kullanabiliriz.